Bir haftayı daha geride bıraktık ve bu hafta hem hisse senedi piyasasında hem emtia cephesinde hem de para piyasalarında enteresan kapanışlar vardı arkadaşlar. Bu kapanışlar ne anlama geliyor ve önümüzdeki haftaki rakamları nasıl etkileyecek? Bunları sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Aynı zamanda ekonomiyle ilgili gelen haberler var. Biraz bunları da değerlendirmeye çalışacağım ve tabii ki rakamlar üzerindeki etkilerinde konuşacağız hepiniz Hoş geldiniz. Önce her zaman olduğu gibi kapanış rakamlarına bir bakalım ve bu rakamlar ne ifade ediyor bize onu biraz değerlendirelim. Borsa 108.632 puan seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. 20 atılmadan önceki rakamı söylüyorum. 20 atılmış rakamsa 1.086 seviyesi arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Kapanış itibariyle baktığımız zaman Cuma günü. Kapanış itibariyle baktığımız zaman olumlu bir hava var gibi görünüyor. Çünkü 0.93'lük bir yükselişle kapanışını gerçekleştirmiş. Peki olumlu mu yoksa borsada bir satış eğilimi hakim olmaya başladı mı? Trend değişikliği var mı? Amerika'da baskılı satışlar İstanbul borsasında etkileyecek mi bundan sonraki süreçte? Bunlar çok önemli soru işaretleri arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Endeks 110 bini zorlamaya çalıştı ama 108 bini bile zor aşarak kapanışını gerçekleştirdi. Demek ki bundan sonra süreçte 110 kırma ihtimali her geçen gün biraz daha zorlaşacak. 105 bin aşağıya doğru kırma ihtimali ise her geçen gün biraz daha artarak karşımıza çıkacak. 105 bini kırdığında ilk hedefi 100 bin, 100 bini aşağıya kırdığında ise 60 bine kadar giden bir borsa endeksi görebiliriz. Özellikle Nasdaq'taki teknoloji hisseleri bu şekilde satış baskısı yemeye devam ederse arkadaşlar bu bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri çok ciddi anlamda olumsuz yansıyacaktır ve satış baskısını artıracaktır 1 İkincisi zaten pandemi etkisi var. Üçüncüsü jeopolitik gelişmeler var. Dördüncüsü ekonomilerdeki daralmalar var. Ve bu ekonomilerdeki daralmaların hisse senedi piyasasındaki şirketleri etkileme oranı var. Bütün bunlar toplamda satış baskısını gelişmiş ülkelere göre daha da fazla arttıracak arkadaşlar. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Borsa çok kısa vadeli işlem yapan traderlar için günlük hesaplarda belli avantajlar belki sağlayabilir ama uzun vadeli ya da orta vadeli işlem yapanlar için şu anda büyük bir risk ortamı teşkil ediyor. Borsadaki bu dalgalanmalar sizi ciddi anlamda terse düşürebilir ve uzun süre beklemek zorunda kalabilirsiniz. Hele ki Viop'ta kaldıraçlı işlem yapıyorsanız o zaman riskiniz katlanarak artacaktır. Lütfen dikkatli olun arkadaşlar diye sizleri özellikle uyarmak istiyorum. Dolar cephesinde 7.40'ın üstü kritikti. 7.40'ı kırdı. Üstelik 7.45'e kadar gitti. Peki kapanış nasıl? 7.4383 0.08'lik sadece bir yükselişle pozitif bir ortamda kapanışını gerçekleştirdi. Dolar'da bu hareket ne anlama geliyor ve bu seviye ne anlama geliyor? Birazcık zorlanan 7.40 kritik eşiği geride bırakılmış gibi görünüyor. Bundan sonraki ilk durağı 7.60-65 aralığı olacaktır. Belki birkaç gün orada seyredecek. Daha sonrasında 7.80'e giden bir dolar kuru göreceğiz. 7.80'den sonraki süreç ise çok kritik arkadaşlar. Sıkışma doların çok daha sert bir şekilde hareket etmesini beraberinde getirecektir. 7.80'e kadar gidişte daha sakin bir seyir görebiliriz. Ama 7.80 kırıldığında dolarda bir kur şokuyla karşı karşıya kalacağız. Sadece dolarda değil euroda, sterlinde de bu kur şokuyla karşı karşıya kalacağız. Ve yükselişler çok daha agresif olacak gibi görünüyor. Hem dünyadaki risklerin artması hem tüm Türkiye'deki tüm makroekonomik verilerin bozulması, dövize olan ihtiyacın her geçen gün artması nedeniyle. Onun için bu seviyeler bana göre kurda en dip seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Dolar için konuşuyorum. Euro da 8.80 seviyesinin hafif üzerinde kapanışını gerçekleştirdi. 0.14'lük bir düşüş var. 8.85'leri zorladı biliyorsunuz Euro. Bunun temelindeki en önemli sebep tabii ki Euro dolar paritesiydi. Euro dolar paritesi 1.20 sınırından geriye döndü. 1.18'in altını gördü. 1.17 seviyelerini test etti. Sonrasında tekrar kendisini 1.18'in üzerine attı. 1.18-1.20 aralığında sıkışan bir euro dolar paritesi görüyoruz arkadaşlar. 1.20'ye her ne kadar yakın olsa bile 1.20'yi kırması bence bu koşullar içerisinde çok zor bir ihtimal. Çünkü Avrupa'dan gelen PMI verileri bize gösteriyor ki Avrupa büyük bir sıkışıklık içerisinde. Ekonomiyle ilgili sorunlarını bir türlü çözemiyor. Bütün teşvik paketlerine rağmen hala ekonomisini hareketlendirmiş, canlandırmış falan değil. Diğer taraftan Fed başkanlarının açıklamalarına bakıyorsunuz. Yeni teşvik paketleri açıklanmazsa Amerika ekonomisinin işinin de zor olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla gelişmiş ülkeler başta Avrupa olmak üzere zor günlerden geçiyor. Avrupa durumu toparlayabilmek adına parite üzerinde daha baskın olmaya çalışacak. Para biriminin değer kaybı etmesi için uğraşacak. 1.20'nin üzerine çıkması, 1.25'e gitmesi Avrupa için iyi bir senaryo değil. Avrupa için iyi senaryo paritenin en fazla 1.12 ile 1.08 aralığında kalması. Yani bu seviyeler bile paritede yüksek. Ama Amerika'nın da baskısıyla 1.20'leri zorlayan bir parite görüyoruz. Bence buradan geriye dönecek. 1.17'yi aşağıya zorlayacak. İlk önce 1.17'yi kıracak. Ardından 1.15'i. Sonrasında bir 1.12'yi test etmeye başlayacak. 1.12 kritik bir seviye olacaktır. Zor kırılacaktır ama kırıldığında paritenin 1.08 hatta 1.06 seviyesine kadar gitmesini beraberinde getirecektir arkadaşlar. Bana göre parite çok kritik bir enstrüman haline geldi. Velhasıl arkadaşlar, paritedeki bu gelişmelerde Euro'nun 8.85 seviyesine kadar yükselmesini beraberinde getirdi ve Euro ile dolar arasındaki makas açıldı. Peki dolar 7.80'e giderken Euro nerelerde Olur. Bunu da değerlendirelim isterseniz. Euro da 930 40 aralığına yükselecektir arkadaşlar. 7.80'e giden dolar pozisyonunda. Parite 1.12'lere doğru giderse o zaman 9.20'ler civarında kalacaktır. Parite eğer ki geri giderse. Parite 1.20'yi kırıp 25'e doğru ilerlerse de 9.50'nin üzerine bile çıkabilir euro. Onun için parite burada belirleyici olacak. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Faiz 13.24'ten kapanışını gerçekleştirdi çok uzun uzun konuşmaya gerek yok. Enflasyonist ortam belli. Bu enflasyonist ortamda faizlerin tahvil faizlerinin bu noktada kalması gayet normal. Bana göre önümüzdeki süreçte çok daha agresif bir şekilde yukarıya çıkarak 16'lı seviyeleri zorlamaya başlayacak. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Brent petrol 42 dolara kadar geldi bakın. %3.2'lik bir düşüş var. Bu ekonomilerdeki riskin iyiden iyiye arttığını gösteriyor bize. Brent petroldeki bu satış baskısı artarsa bizim gibi petrol ithal eden ülkeler açısından büyük bir avantaj elbette ama bütün dünya ekonomilerini küçülteceği için ve bizim ihracatımızı da daraltacağı için sıkıntılı bir sürece sürüklüyor. O anlamda düşmesi her zaman bizim için büyük bir avantaj değil. Normal koşullarda düşmesi bizim için büyük bir avantaj ama dünya ekonomilerinin küçüldüğü, ihracatların daraldığı bir ortamda bizim için bir dezavantaj yaratıyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ve gelelim altına. Bana göre en kritik kapanışlardan birisini altının onsu gerçekleştirdi. 1933 seviyesinden kapandı altının onsu. Ne demek bu? Israrla söylediğim 1930 seviyesi arkadaşlar. Altının onsunu öyle ya da böyle bir şekilde 1930'un üzerinde tutuyorlar. Bu seviyelerde tutarak hazırlık yapıyorlar bir taban oluşturuyorlar, bir hacim oluşturuyorlar. Altın dimdik ayakta durmaya devam etti ve 1930'un üzerinde kaldı. Türkiye'de de gram altın doların da biraz yükselmesinin desteğiyle 460'ın üzerinde kalmayı başardı. Önümüzdeki süreçte altının onsu tekrar 1980 seviyesini zorlayacak ve bu seviyeyi kırdığı an itibarıyla çok hızlı bir şekilde 2000'i geçip 2100'ü zorlamaya başlayacak. 2100 dolar civarında bir ons fiyatı 7.80'e giden bir dolar fiyatıyla desteklendiğinde gram altının ilk hedefi 526 lira olacak. 526 lira yakın tarih hedefimiz. Erken öten arkadaşlar var ya erken öten horozlar var ya sürekli olarak yanılan, yanıltan arkadaşlar var ya 300 liralık altın daha da düşecek, 250 olacak, 200 lira olacak falan deyip sizleri de terse düşürenlerden bahsediyorum. Bunlar yine erken erken ötmeye başladılar. Dünyada gelişmeler bu şekilde olduğu sürece altının onsu yükselmeye devam edecek. Altının onsundaki geri çekilmelerin temelinde mal toplama hareketi var. Elbette bir anda altının onsunu uçurup sıfır karla belli bir seviyeye getirme niyetinde değil uluslararası yatırımcılar. Bu seviyelerden olabildiğince mal topluyorlar, hazırlık yapıyorlar. Neye hazırlık yapıyorlar? Doğu Akdeniz'deki gelişmelere hazırlık yapıyorlar. Olası bir 3. Dünya Savaşı'na hazırlık yapıyorlar. Pandemiye hazırlık yapıyorlar. 2. dalgaya hazırlık yapıyorlar. Yani dünyada olabilecek risklere hazırlık yapıyorlar ve bu nedenle de alım yapmaya devam ediyorlar. Bakın göreceksiniz 2021 yılının sonu hatta ortasına kadar altın 3000 dolarları zorlamaya başlayacak bu risklerle beraber. Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Türkiye kafa kafaya geliyor. Türkiye ile Avrupa Birliği kafa kafaya geliyor. Bakın Merkel'i Kuzey Akın projesi ile ilgili iptale zorluyorlar. Çünkü Rusyalı muhalifin Rusya'da zehirlendiği düşünülüyor Putin tarafından. Öbür taraftan Belarus'taki gelişmeler nedeniyle Rusya ile Avrupa Birliği terse düşmüş durumda. Batı Asya ülkeleri arasında kutuplaşma her geçen gün artmaya devam ediyor ve bu süreç küçük ülkeler üzerinden yürütülüyor şu an itibariyle. Küçük bahaneler üzerinden yürütülüyor şu an itibariyle bir şekilde bir kıvılcım aranıyor. Çünkü dünya ekonomisi artık büyük bir çıkmazın içerisinde. Kapitalizm ilerleyemiyor. Dünya ekonomileri ne yapacağını bilmiyor. Enerji ve sömürge paylaşımları artık zirve yapmış durumda. Herkes kendisine yeni kaynaklar arıyor. Kaynaklar Asya'da olduğu için... Teknoloji batıda olduğu için teknoloji ile kaynaklar arasındaki büyük savaşı görüyoruz. Bu büyük savaş şu ana kadar bir çatışmaya dönüşmedi. Ama her an büyük bir çatışmaya dönebilir. Dolayısıyla arkadaşlar bu çatışma riskleri altın tetiklemeye devam edecek. Bakın altın onsu öyle ya da böyle kendisini 2000'in üzerine atacak ve orta vadede 2500 doları uzun vadede 3000 doları zorlayacak. Gelelim Türkiye'ye ve gram fiyatına. Şu anda 462 seviyesinde. Birileri şunu söylüyor. Altın niye düşüyor? Ya el insaf arkadaşlar. 300 liranın üzerine çıkmayacağını iddia edenler bugün 480 liradan 460 liraya gevşemiş olan altın neden düştü naraları atıyorlar. El insaf ya. Siz önce bir dönün kendinize aynadan bakın. 300 lira seviyelerinden beri altının yükselmeyeceğini, sert satış baskısı alacağını iddia ediyorsunuz. Her seferinde kendinizde terse düştünüz, her seferinde vatandaşı da terse düşürdünüz. Gördünüz. Haddinizi bilin kardeşim ya. Bunlar şunu söylüyor. 460'a kadar geriye geldi ve bundan sonraki süreçlerde geriye gelmeye devam edecek. Tekrar 300'lü seviyeleri göreceğiz falan. Ons'ta tekrar 1100 dolar seviyelerini göreceğiz falan. Böyle bir şey olmayacak. Bundan önceki zirve denemesinde koşullar ve konjonktür farklıydı arkadaşlar. O zaman tamamen finansal bir hareketle ilerledi. 2000 doları test etti ve sonrasında kademe kademe 1100 dolar seviyesine kadar gevşedi. O dönemde ben altının düşeceğini ısrarlı bir şekilde sizlerle paylaşıyordum ve düştü de. Ama bugünkü koşullar öyle değil. Bugün 50 tane problemle uğraşıyoruz. Dünya çok büyük bir hastalıkla uğraşıyor bir kere arkadaşlar. Savaş tehdidiyle uğraşıyor, ekonomik kriz tehdidiyle uğraşıyor. Bu koşullar içerisinde Altının düşmesi için nasıl bir sebep olabilir ki? Evet gevşeyebilir. Yani 490'a çıkan altın 460'a kadar gelebilir. 2100'e kadar giden altının onsu 1800 dolara kadar gevşeyebilir, dalgalanabilir. Bu dalgalanmalar normaldir. Hızlı yükselişlerin sonrasında evet bir miktar düşüş gelir ve dengelenir. Buradaki kritik meselesi trend değişikliği var mı, yok mu buna bakmaktır arkadaşlar. Dolayısıyla altın yükselmeye devam edecek. Kim ne derse desin nasıl 300'lü seviyeleri bir daha göremiyorsak 400'lü seviyeleri de bir daha göremeyeceğiz. Hele ki kurda bir şok yaşanırsa yani 14-15 liraya giden bir kur görürsek o zaman biz 1000 liraları konuşuyor olacağız. Altının gramında kimse öyle işkembeyi kübradan sallamasın. Hiçbir şey yapamıyorlarsa hesap makinesinde çarpsınlar toplasınlar ne demek istediğimi anlarlar. Bu kadar basit öyle çok fazla uğraşmalarına gerek yok. E on da yapamıyorlarsa çıkıp zaten yorum yapmasınlar. Sonuç önümüzdeki hafta dolar yükselişini devam ettirecek. Altın yükselişini devam ettirecek ve borsalarda satış baskıları devam edecek. Bu kapanış değerleri bize bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Bir gelen haber akışı ve veri akışı da bunu çok net bir şekilde gösteriyor. İki sakin olun pozisyonlarınızı bozmayın uzun vadeli bakın ve lütfen kaldıraçlı işlemlerden, kısa vadeli işlemlerden uzak dur. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.